Arkadaşlar, Sercan Dikmen'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, daha önce de Beşiktaş'ı değerlendirmiştik yaklaşık 15 gün önce. Ee, biz Ve söz vermiştik, bundan sonra her hafta bunu gerçekleştireceğiz diye. Ve gerçekleştirmenin de ilk programına başlıyoruz. Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Gidenler oldu, gelenler çok olmadı. Transferi değerlendireceğiz. Sercan'la bir kadroyu değerlendireceğiz. Perşembe günü UEFA maçı var, pazar günü de lig maçı var. Sercan'la değerlendirmeye başlayalım. Gidenler oldu, Fabri gider demiştin. Evet. E, bense satılmaması gerektiğini söylemiştim ki hala bunun arkasındayım. Satılmaması gerekiyordu. Hatta şöyle bir espri yapayım sözü sana vermeden önce. Şu an tekrar 7 milyona Fabri'yi alıyorum dese yönetim ben kabul ederim. Kabul edersin. Evet. Ama e, bence mantıklı <laughs> bir transfer oldu Fabri ve Beşiktaş adına. Şöyle yani bir şey var. Mantıklı olduğunu düşünmüyorsun sen. Bedava bedavaya alınan bir futbolcu 30 e, sınırına 30 yaş sınırına evet. gelmiş olan Kaleci bir futbolcu. için 30 önemli değil. Yani önemli değil ama yine 3-4 yıl oynayabilirdi elbette ama Beşiktaş yine o kadro o paranın karşılığında bir futbolcu bir kaleci alabilir. Bedavaya aldığı bir futbolcu hem de futbolcunun hayalleri var. Çok spekül edildi Fabri gitmek istemedi Beşiktaş yönetimi teklif gelince göndermek istedi. Elbette Beşiktaş yönetimi bu paranın karşılığında göndermek istedi. İlk YouTube yayınımızda söylemiştik ya 7-8 milyon euro 6 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda satılabilir diye öyle de oldu. Ama işte şimdi soru işareti kaptan Tolga Zengin devam edilecek mi edilmeyecek mi? Şimdi sen dışarıda konuştuk seninle. Ben önce senin yorumunu sorayım Tolga ile ilgili olarak. Kaleci kaptan Tolga Zengin ilgili olarak. Sonra ben söyleyeceğim. Ben önce şunu söyleyeyim. 6 milyon. Evet. Kabul. Şenol Güneş bir kere bu transferi kabul etmediğini bası toplantısında söyledi. Dedi Ama Şenol Hoca şimdiye kadar hangi transferi kabul tamam. etti ki? Şenol Güneş şunu dedi yerine bir yabancı almayın. Çünkü aynı bana aynı maliyette bir yabancı alacaksanız niye Fabri'yi sattınız? Dedi. Evet. Fabri'ye benim düşüncem Galatasaray Muslera'yı nasıl tuttu? Muslera sence Galatasaray'dan gitmek istemedi mi? Elbette. İstedi. İyi bir para verildi. Uzun süreli hiç karıcı sorunu yaşamıyor şu an Galatasaray. Evet. Verdi parasını kaldı. Fabri'ye de 1.200 veya 1.300 alıyordu Yanılmıyorsan. Evet. Fabri'ye vereceğin yap çünkü senin kaleci Sorunum var. Alacağın çok iyi bir kalecinin de tutacağının garantisi yok. E yok hiçbir transferim e, hiç bir yok. Fabri tutmuş. Tamam. Ayağı çok iyi. Beşiktaş'ın oyununda özellikle degaj ve şeyde topun sende kalmasını sağlıyor. Değeri çok yüksek. Yap zamanı. Ama zam zaten 200-300 bin euro yapıldı 200 Emre. 200-300 bin az. Yapıldı, A yapıldı ama ya. şu an. Ospina kaç istiyor dedin? İşte az önce Beş 5.5-6 milyon euro. E, tamam sen arada. zaten zarar vereceksin. çeksin? E Harun ama Osmina şu an Osmina şey yok ki Beşiktaş'ta tamam, Harun yok. mu alacak? Harun. Harun yeterli olacak mı sence? Bence ben benim çok beğendiğim bir kaleci Harun. Tamam Harun kötü kaleci demiyorum. Direkt gelip Tolguyu kesebilir mi sence? İlk maçta keser. Direkt ilk maçta. Evet, geldi, hazır oldu, idmana çıktı. Büyük ihtimal ikinci haftada da Harun mesela geldi. İlk hafta olmayabilir. Ben i̇kinci hafta Akisar, çabuk... ikinci hafta nerede? Erzurum deplasmanı. Tolguyu öyle çok çabuk bir yerli kalecinin keseceğini düşünmüyorum. Tribünle arasının çok iyi olmamasına rağmen. Ha, onu söyleyecektim. Çok güzel yere eee getirdin konuyu. Kaptan Tolga Zengin. Şimdi Beşiktaş taraftarı e, Tolga'ya Tolga Zengin'e biraz mesafeli. Evet, haklı olduğu taraflar var. Çünkü hatalı olduğu dönemler var. Ama geçen gün Twitter'da e, arkadaşımızın biri yazdı. Özür diliyorum ismini unuttum. Tolga iyi kalın. Ve şu istatistikler önemli değil derler bazen ama bazen de hep önemli derler. E Muslera'dan maç başı ortalama olarak Muslera'dan daha az yemiş. Tamam, o önemli değil ama kritik hata. Kritik hata mu, yapmadı mı ki? Yaptı. Tamam, Muhtarı. şey mu, e, Muslera yapmadı mı? Yaptı. Fabri de Fabri yaptı. Fabri de yaptı. Yaptı. Hem de çok önemli bir maçta ama yaptı. Işte, Lyon'da yaptı. yaptı. Ben Fabri kötü kaleci demiyorum. Yaptı mı yaptı. Tolga Zengin de yaptı. Peki bir şey söyleyeceğim. Tolga Zengin birinci kaleciyken Beşiktaş şampiyon oldu mu? Olmadı oldu. Mı? Oldu. Ama Demek... Akisar'daki direği de unutma. Bir maçta elbet... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bariz hata. Evet doğru söylüyorsun. Yani, bariz hata ama... Fotoğraf var. Evet. Ee, şunu söyleyeyim. Yo, Gerçekten şey yok. içeriden aldığımız bilgi. Onu söylüyorum. Yorum. Ben Tolga'da değil sorunum bu arada. Tamam. Tolga. Şunu söyleyeyim ondan Tolga sonra. Tolga birinci kaleci... Şunu... Lafını unutma. Tamam. Tolga Zengin kaleci olabilir, kırmızı tamam. kart görebilir veya sakatlandı. Tamam. Kadıköy'deki der maçı Utku'yla mı çıkacaksın? Ya Beşiktaş kaleci alacak ama Emre. Kimi alıyor? Harun alacak. Ne zaman? Lig başladı. 2-3 gün daha dur. 2-3 gün daha, daha zaman. Zaman. sonra. Bana haber ver işte. Tamam, haberi söyle. Ben ya haber ezorluyorsun. Zorluyorsun. 2-3 gün yaptırıyorsun? Daha 2-3 gün daha var. <gülüyor> Harun Beşiktaş'ın kalecisi. Hayır bismillah. Ne yani az önce Hayır bir biraz dur, biraz dur. Şöyle bir şey var. Bak az önce bir haber daha söyleyecektim. Nasıl? Harlun olmadı. Yerli kaleci var mı alma şansı? Yok hayır yok. Yabancı yok. kim alacaksın? Yabancı yine işte o çağlar. O duruyor. Ospina Yabancı. olmaz. Ospina ha, onu söyleyecektim. Bak iki tane haberimi kaynattın. Ee, Ospina Beşiktaş Ospina için gitti Ospina'ya. Yıllık 5,5-6 milyon eurodan açtı kapıyı Ospina ve menajeri. O yüzden Ospina'nın Beşiktaş'a gelmesi şu an çok zor. Yani evet 6 milyon euroya sattı Fabri'yi. Fabri'den gelen parayı Ospina'ya bir yıllık para buyur hadi. Ve bunun kiralığı da var veya bonservis hadi oldu bir şey var. Yani bir şey o kadar da bir para bir, yani. Bir hani de Arsenal alırsa onunla bir takas belki. Bugünün tarihi 7 Ağustos 2018. Yaklaşık 48 saat sonra İngiltere Premier Lig'de transfer, transfer dönemi bitecek. Fabri'nin kazandığı bir para para var. Elbette cüzi olsa da bir imza parası var. Çünkü bonservisiz yani. geldi. Vida için şu var. Konudan konuya çok atladık. Video için şu var. Beşiktaş'tan aldığı rakamın bir tık daha üstünü aldığı takıma gider. Sana bir örnek, bir şey soracağım. Lovren kaç para kazanıyordur? Ben biliyorum, sana soracağım çünkü. 4 üzeri kazanıyordu. Lovren'e verilen para 6,5 milyon euro. Ama oradaki... Söyle. E, eldeki, ele, ele kalanı diyorum ben. Tamam, evet. 6 buçuk milyon euro para veriliyor Lovren'e. Tamam, Vergilerle doğru. düşünce 3-9, 3-8, 3-7. Kaç dedin? dedim? 4 dedin doğru. 3-7, 3-8, 3-9 ve Premier Lig'in evet eleştiriyor Ali abi eleştiriyor ya. Lovren ama iyi stoperlerinden ve isim stoperlerinden. Bir de, Vida beraber milli takımda da oynuyor. Şimdi Vida'ya Vida da, da o, o paraların oluyor. verilmesi gerekiyor. 4-4 yani vergiler düştüğü zaman Vida'nın takımından West Ham olur, diğer Rolant Vida olur. Vida'yı Beşiktaş e peki kaça kabul etçi Vida'yı? 20 milyondan aşağı değil. Başkanın hedefi ne biliyor musun hayali? Ağzından birebir Sayın Başkan Fikret Orman'ın ağzından birebir söylüyorum. Vida'yı Cenk Tosun'a sat Cenk Tosun'un satıldığı bonservis ücretinin bir tık üstüne satmak. Tamam. Yani 22,5 milyon euro değil. 21,5 milyon euroyu da görmeyeceğiz. 22.6 milyon euroya gider. Evet, sa satmak güzel bir şey. Doğrudur. Ama şöyle bir sorun var. Satıyorsun ama yerine adam almadıktan sonra takım zayıflıyor. Şu an Cenk gitti, yerine Lavril. Mesela o kalitede bir santrofor alınmadı. Ama Alınmıştı da ama. işte bak geçen de Love e, Süper Lig'in gol kralıydı. Devre hmm. arasında geldi. Ne 11 sana? devre arası. Olur tutmaz dedi. Tutmaz dedi ne dedim. dedim. Tutmaz dedi. Hatta mesajlaştık dedim ki bu e, saklayacağım screenshot'u. de yaratır dedim mi? O çok sert giriyor da ben tutar <laughs> demiştim. Bu yıl tutar. Kalırsa bu yıl tutar ki. Kalırsa mı? Kalırsa kalacak zaten. Böyle görünüyor. Ee, ama bu Mora bu kadar eleştirmek doğru mu? Kimi? Kalmış adamı i̇şte ben onu ben onu söyleyeyim. Bak Tolga Zengin'le ilgili söyleyecektim. Negredo'yu söyledin. Şenol Hoca da kısmen yanlış yapıyor. Evet. Ee, Beşiktaş yönetimi Negredo'nun arkasında durmaya çalışıyor. Bir nebze kadar. Çünkü taraftarın da biraz tepkisi var. Ben Negredo'yu şu Negredo'ya şey Negredo Allah aşkına şu Negredo'ya birazcık Beşiktaş taraftarı sahip çıksın. Beşiktaş taraftarı sahip çıksa daha ne çıkacak? Evet ya? çıkıyor. Biraz daha da daha bu 6 yıl 6 gol atmış forvete daha ne sahip çıkacak? İspanyol futbolcuya sahip çıkıyor taraftar. Çıkıyor tamam ama bu yılda sahip çıksın. Bak gerçekten. Ya, Larin çok gibi. iyi, Love çok iyi. Negredo gerçekten bu yıl oynarsa 5. 6. haftadan sonra form tutacakmış içerideki bilgi. İçeriden aldığımız Kim? bilgi. Negredo 5. 6. haftada de derbi... 20 maç oradan. Yine 15'i bulur. Ya Oya Avrupa ligi ilerleyen Bunu grup maçlar. Negredo Allah aşkına ne olur form tuttuktan sonra gerçekten farklı bir görüntü taraftar çizebilir. Ve bak tutuyor, bir şey söyleyeceğim. Negredo'da şöyle bir madde var. 25 maç Türkiye Kupası hariçti zaten Türkiye Kupası'nda Beşiktaş bu yıl olmayacak. 25 maç Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Ligi'nde 25 maç oynaması durumunda sözleşmesi bir yıl uzayacak. Ve Beşiktaş taraftarı da, Şenol Hoca da, ya, yönetim de bunu bilsin. Çünkü biliyor zaten ee, Beşiktaş ilerleyen haftalarda 30. maç. 30. Uncu, ma dur söyleyeyim ha. 30. hafta. Negredo'nun 24 maçı var. İkinci şey... 30'dan sonraki Galatasaray derbisi içeride Yok, mi Dışarıdan. dışarıda? Dışarıda deplasman. TTRN'ye gidiliyor. Negredo da goller atmış o zamana kadar. Son 2 haftada 3 gol atmış. 25. maç oynatmak zorunda kalacaksın tamam, çünkü. İlerleyen haftalar için bunu da düşünmek Genolgüme gerekiyor. Ne şunu diyor ama ben performansı içinde tabii ki az gol attı ama bir de şunu etki ediyor. Yıllık 5'e yakın alıyor diyor. Ben 5'e aldığı için diyor. Diğer oyuncular bunda sorun yaratıyor. Maaşı sorun nasıl Negredo'nun burada. İşte. Orada ama işte Negredo'da Negredo oynanır. Larino Negredo'nun yerinde kim oynuyor? Leri. Larin de şu an bir zahmet zaten Negredo şu kadar alıyor demez herhalde. Der mi? Ya demez. Devez. Ama ne, hayır şunu der Larin şu an şükrediyor. Larin'e iki tur ama Larin'de. Ya Negro bir sezon oynamış, 7 gol atmış. Ben ben de iki maç oynadım, 7 gol attım Şenol diyordur Ucun, ya. Şenol Hoca ne diyecek? Kafası sıyır, sıyır, geçti. Son mi? maçta pek sıyırtmadı. Güzel yani, işler yaptı. Burada. Var. Olacak ama birinci forvet olmazların. Geçen Bir de şey de. soracağım. hatırlıyor musun YouTube'da bak bunu bulacağım bir, bir öncekinde. Süper şey Avrupa maçında Lerin oynar. Lerin oynar demiştim. Evet. Bak bulacağım. Sen de hayır demiştin. Çok iyi hatırlıyorum. Ligde oynamaz dedim ben. Ligde mi? Evet. Dur bulacağız. Yani o zaman Beşiktaş Negre Dolav Larin'le çıkacak yani. Geçen evet. sezon toplam sıralamada, Sıralamada şöyle olacak. Şenol Hoca'nın ilk kafasında Larin uyguladı. olduğunu düşünmüyorum. Uyafa'da da e, ilk maçı hani bu kayıt duracak zaten. Uyafa maçında ben tamam, Larin. Kabulüm. Ama lig başlasın 11 Ağustos başlıyor. İlk maçta ben. Lav mı diyorsun? Lav olur. Ben de Larin diyorum. De lig'de oynayacak ama yani ilk akser maçında o gözüküyor. Kaptan Tolga Zengin'le ilgili söyle bak so, orada kaldık. Sonra Tolga'ya döneceğim de şunu soracağım. Taliska. Evet. O konuda hassassın biliyorsun. Çok hassassın. Şimdi söylüyorum sana. Söyle. Ne zaman gitti Taliska? Sayın Başkan. Sayın değil resmi olarak. İşte onu ben söyleyeceğim. Bindik bitince. Fikret Orman ne dedi başkan? İlk yarı bitince. Ocakta dedi. dedi. Şenol Güneş ne dedi? Biliyordum dedi. Geçeyim. Ocakta. Kaç ay geçti? Baya geçti. Kaç sen ay geçti? 7 sen 7 ay geçmiş. Çarpıyor 210 mu? gün yapar. 5040 saat yapar. 3.302.400 dakika yapar. Bir on numara alternatifi yok. Bu plansız. Sana atıyorsun. söyleyeceğim. Sana şunu söyleyeceğim. Taliska, Beşiktaş'ı sırtlayan 10 numara eksik var. Oğuzhan'la Tolga'yın 10 numara olmayacağı Oynamıyor. İstemiyorlar bağır abi. istemeye gidip bağıra bağıra evet, yok on. olmuyor. Evet. Oğuzhan Beşiktaş şampiyon karar olacaksa karar et, karar et Oğuzhan bir şampiyon olacaksa Beşiktaş şampiyon olacaksa Oğuzhan'la olur. O ayrı. Evet. İki sene şampiyonlukta Oğuzhan'ın çok büyük katkısı var. Bu sene de şampiyon olursa Oğuzhan'ın iyi performansına ihtiyacı var. Oğuzhan 8'de kalsın. 8 numarada orada olur. Ama bir 10 numara Taliska'nın yerine hala bir alternatif olmaması ilk akla yine Sosa'nın gelmesi bir plansızlık olarak düşünüyorum. Bence orada yönetim şunu düşünüyor. Premier Lig'de e, transfer bir bu. Tamam bu, bu mantıkla iki süper kupa kaybetti Beşiktaş. Bu mantıkla da iki şampiyonu iki kere şampiyon oldu. Sosa ne zaman geldi? Onun mayvesini topladı. Taliçka da öyle geldi. Bak hiç gelmedi. Başka Gomez, kimler Ağustos, geldi? Gomez Temmuz sonu geldi. Geldi. Hepsi Beşiktaş zaten. Ağustos sonu oldu ya. Tamam Beşiktaş zaten hep Ağustos ayının içerisinde bir yapıyor değil. transferlerini. Hep değil. Yani ne zaman son Şu 3 yıllık bu sene bu çok sene güzel sene bir birikimi var. Çok çok iyi bir planlama var. Son 3 yıllık bütün transferlerde yaz dönemine bakılsın. Bütün hepsi Ağustos ayında Aa yapılmış. Hayır, Gomez bile çok iyi hatırlıyorum o da son zamanlardaydı. Gomez geldi. Bir tane aradan olsun. Ama da. Gomez. Gomez bu arada Gomez haberleri <laughs> Gomez. çıktı. Ee, geçen yıl, yani neyse içim vermeyelim geçsin. Samimi olduğu bir Beşiktaşlı futbolcu var. Artık Beşiktaşlı futbolcu da değil. O. Ona, onunla haber gönderdi. Gomez. Geçen yıl. Ee, Beşiktaş'a döneyim. Ee, oynayayım Beşiktaş'ta. Çünkü Gomez'in gitmesindeki sebep eşi değildi, evlenecek diye Eşi değil, annesi babası bu arada onu da söyleyelim. Annesi babası istedi diye Gomez e ayrıldı. Haber gönderiyor. Bir hafta sonra vazgeçiyor Gomez. Haber gönderiyor. Bir hafta sonra vazgeçiyor Gomez. O yüzden Beşiktaş, Gomez... Evet çok iyi futbolcu. Eyşan ya ama, daha ötesi ama var mı Şenol yani? Seviyorsun son, ama seni aldatıyor. Şenol Güneş de en sonuna artık... Bitti, zon, dedi. bitti dedi. Şeyde dedi İlk değil senin mi? Nevzat de, toplansın evet bası toplansın dedi. De. Ee, Gomez olacak bir şey değil. Abu Bakar olmaz. Onu söyledik olmaz. Olmaz. E, olmaz. Forvet kim olacak? Söyleyeyim. Larin Love, Negredo. Üçü de kalır. kalır. Umut. Umut, daha... Umut niye alındım? Pek demek gider diye mi? Mustafa pek demek. Son bir yılına Git, giriyor. Gitmiyor. Son bir yılına giriyor. Ertesi yıl üçüncü forvet olarak o kalacak. Yani. Ha, üçüncü... Bu sene için yapılmış bir transfer değil Değil tabii ki değil. Ben sana bir şey... Sarımşısı... Umutu eleştirmiyorum. Çok Pırlanta gibi gözüküyor. İnanın. Ama ben Umut'a vereceğimiz kabul olabilir. 350 bin euro yıllık alıyor. Evet. 250 bin galiba şey yapılmış. Bon servis. 600 bin euroyu fabriye verirdim. Sözleşme yenilemek için. 6 milyon euro kazandın 600 tamam, ya altı. kazandın da yine alacaksın kaleci. Hayır, bir şey soracağım. Az önce dedik alacaksın? 2,5. 2,5. 6 milyon kazanmamışsın. Tamam, 3 milyon euro için hazır kalecinden vazgeçiyorsun yani daha geç 20, 28 29 yaşında bir yılda oradan kazandı. Sana abi, bir şey soracağım. Sen az ya, önce abi bana abi, dedin ki fon 40 bak, Paris'e imza attı. Ya hazır ayağı iyi kalecim var." Arkadaşlar, Emre'ye hiçbir transferi beğendiremiyoruz. Ve bu transfer döneminde de inanılmaz beğendim. şekilde tepkili bunu söyledi. Söyledik olmaz dedik. Olmaz. Tamam olmaz. Bu standartların hepsi yıllık transferde. Tamam. Hangi transfer tutmamış? Sayarsın Geçersiz. işte bu 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 yıllıkları sayabilir. Hepsi tuttu bu yıl kiler tutmadı. tutmadı. Sana bir şey söyleyeceğim. Love da bak Love. Ya Beşiktaş 5 beş kaleci aldı sonunda ile tuttu ya Boyko falan ne oldu? Olmadı. E onu diyoruz ya. Tamam çok güzel işler var ama benim çok kızdığım güzel. nokta bir 10 numara tamam ekonomik durum ortada falan her şeye kabulüm ama şu takıma bir on numara riskine girilmemesini kabul edemiyorum. Ya ben. Premier Lig'de bitiyor iki gün sonra Kagawa ondan diyorsun, sonra gidecekler. oynuyor. Tamam alternatifler arasında Kagawa gelecek buraya yıllık 4.5 5 milyon euroyu oynadığı zaman yine tepki gösterecek İlk sensin. Ben parayı göstermem ben 6'ya alsın itiraz etmiyorum. Ya ki. ama bu kadar kolay değil ki kaç oldu euro? Ya euroyu ne Negredo'ya 5 verirken de 5.30'du. Ama Negredo gelirken Negredo olarak geldi. Geldi söyledi. Gomez geldiği zaman çok Evet ilk geldi dedim. Aa, sana bir şey söyleyeyim. Gomez geldiğinde Beşiktaş taraftarı içerisinde %51'i tepki göstermişti ben Fiorentina. Ben Bak, benim Aa, ben o, ben, ben tamam ben genellemeyi genellemeyi yapıyorum. Yeti bana soracaksın. Yapacak bir şey ben yok. Dedi, evet dedi tutmaz dedi. Love'ı ben hep söylüyorum. O da tutmaz dedi. Love Süper Bak, Lig'in gol kralı, son gol kralı geldi. Devre etmez. arasında en çok gol atan futbolcuydu. Cenk Tosun fark geçmişti etmez. Cenk Tosun. Alanya'da 50 tane vurursun kimse ah demez. Beşiktaş'ta ikinciyi yani. kaçırdım mı ah denir. Kolay değildir Beşiktaş'ta oynamak. Şu Tolga, Kaptan Tolga Zengin'i söyleyelim mi? Sen Tolga'ya söyle söyle. Ee, oldu ki Beşiktaş birinci haftaya kaleci transferi yapmadan başladı. Başladı zaten. Pazar günü, Olsun. salı, 4 Bu fon gelse geçmez kaleye. Birinci haftaya başladı. Ayıp olur Tolga'ya. Şu an... To Işık sikti, mahvetti. Bir şey yeni mi çıktı? Yeni mi çıktı en baştan beri var mıydı? Sadece Tolga kısmında kaldı. Evet, tamam. şey olmaz o kadar. Orayı, yeniden alalım. Tolga. Tamam. Tolga bir şey... Tam senin kafanını duruyor. Abi boş ver ya. Direkt. Hayır o saçma görüntü olsun. Görüntü. tamam, saçma görüntü olsun. Kesme abi. Devam et. Tamam. Tolga'dan devam et. Tam. Girdin mi? Kayıtlayın. Kaptan Tolga Zengin konusunu söyleyeceğim. Şimdi birinci hafta pazar günü burada içerdim. İki kilometre Kalede, ötede. Vodafone Park'ta Akisar'a Akisar karşı Kaptan Tolga Zengin oynayacak. Kaptan o mu olur? Kaptan o. Tamam. Zaten birinci kaptan Tolga Zengin, ikinci tamam. kaptan o, şey Oğuzhan. Ee, o oynayacak. Ee, Beşiktaş taraftarı inanılmaz sabırlı bir taraftardır. Beşiktaş taraftarı vefalı bir taraftardır. Katılmıyorsun biliyorum. Yani ne demek istediğini anladım ben senin. Lütfen canı gönülden 90. dakikanın sonuna kadar eğer Allah korusun bir hata <laughs> olduğu zaman beklesinler. Ki, bak doğru bir anı anlatayım ben, ben bu sana. Şeyim bu arada 31 Ağustos bitti. Evet transfer evet, dönemi yani. Kale Tolga kaldı sezon sonuna kadar sana bir soru sana bir soru Yapacağım. az önce bana dedin ki Tolga zengin kırmızı kart gördü Kaleci alınmazsa utku mu geçecek Kaleye Galatasaray'da Mustafa var Mustafa olmadığı zaman Türkiye Kupasında çipeler oynadı işte çipe oynamadı da Sinan Bolatlar oynadı yıllar önce ya. başka kaleciler oynadı yani, Cenk Gören oynadı yani illa iki kalecinde Fenerbahçe'de daha yeni geçen yıl ka Volkan yoktu. Kamen oynadı, yine kötü oynadı. Yani Utku evet. Kamen'in yerine oynasa tamam. aynı belki derecede de olacaktı. Yani belki de. bir 3 tabii kazanabilirsin ve Şenol Hoca tamam, Şenol Hoca bir kaleciden mi? ümitliyse benim için konu kapanmıştır. Tamam, doğru. Kaptan Tolga Zengin'le ilgili olarak. Şenol Hoca bu arada yabancı kaleci istemediğini söyledi. söyledi. Çünkü aynı maliyette niye alıyorsun? Ben de evet diye. yani ben de ben de aynı fikirdeyim. Benim duyumum sabahtan akşama kadar yaklaşık iki haftadan bu yana da Fabri gitmeden önce de Harun ekonomik açıdan Beşiktaş için iyi. Ama Beşiktaş yönetimi şunu bekliyor. Birinci hafta da kaptan Tolga Zengin kaleye geçsin. Ha onu söyleyeyim. Ama onunla başlamak kumar. Kumar evet. Tamam. Ama belki de 6 o... milyon Tolga Zengin kaleyi tutturdu. İyi oynadı. Ki ben iyi oynayacağını da düşünüyorum. Bak, Tolga, <laughs> 6 milyon euro kazanmış Tolga oluyorsun. Muazzam. Ben o katılmıyorum 6 milyon kazanmaya. Çünkü to... Fabri'nin değerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Sadece kaleci olarak değil. Dikkat edeceksin bu sene yaşayacak. Kaleci Tolga muazzam Muazzam'da kurtarışlar da yapabilir. Ama şu sorunu yaşayacak Beşiktaş. Hı hı. Özellikle degaj ve oyuna top çıkmada hızlı tekrar çıkma şansında Fabri attığında Beşiktaş'ta kalıyordu top. Kalıyor. Şu an kalmayacak. İşte. O, o da önemli. O, o ayak Beşiktaş'ın oyununu evet etkileyebiliyor. E, Tolga şu... şu an şey Bak. Bilelim, süremiz uzuyor. Şimdi Tolga hala içinde dedin. Şu... Kaleci Arun dedin. Tamam. Ha sen söyle söyleyeceksin. Ben birinci bir Evet, birinci haftaya ben getirelim. Tolga Zengin'le başlayacak ya Beşiktaş. Kaptan Tolga Zengin, hoca da destek çıktı. Hoca biraz eleştirdi. Oyun karakteri anlamında dik biraz daha kırılmaları yaşamaması konusunda. Sayın Başkan Fikret Orman sahip çıktı. Beşiktaş taraftarı da artık beklemeli. Fikret Orman da hatalı ki, olduğunu düşünüyorum. Ki, Aile deyip her giderinin arkasından olumsuz konuşması hoş değil. Evet şey. ki... E, Taliskaya da dediği hoş değildi. Değil miydi? Değildi tabii. Senin görüşün. Kalktı denmesi 40 gol atmış bir oyuncuya poposu kalktı. Hoş olmadı bence. Devam edeyim Tolga'da. Beşiktaş TV döneminde çalışırken ben Kaptan Tolga Zengin'le aram çok iyiydi gerçekten yani e, dayım var ya dayınlardan amcam var. Gerçekten böyle dayın gibi amcan gibi bir insan. E, şu an aram yani kopuk kötü. E, hatırlarsın olimpiyatta bir maç Galatasaray, Galatasaray maçı mi? vardı. Günay geçti. E, Günay'ın kaleye geçeceğini Sınar söyle Evet burası. hata açılmıştı. O, o maçtan bir gün önce ben buraya Beyaz Futbol'a e, yeni başlamıştım. Daha birinci ikinci haftamdı. Haberi patlattık bombayı verdik. Kaptan Tolga Zengin oynamayacak kadroda olmayacak. Ee, Güney olacak diye o günden bu yana konuşmuyoruz. Kendi saygı duyuyorum Tolga abi'ye. Hiç bir şey demiyorum. Ama şu anki şartlarda kaptan Tolga Zengin gerçekten ama gerçekten. İçeriden de aldığımız bilgi, yorumu da yapan vardı. Fabri'den bunu futbolcular da söylüyor. Teknik ekipte bulunan hocalar da söylüyor. Fabri'den ilk kaleci Tolga Zengin. Katılmıyorum. Katılmıyor. Su saygı duyuyor. Kısa. Kısa. Devam et, tamam, et başlı. Kaleci demiyorum kesinlikle. Evet, evet. Ben belki kalecilik anlamında da Tolga'nın iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama artık modern futbolda kalecinin sadece tutan olmadığını düşündüğüm için Fabri'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kaleci olarak belki daha iyi olabilir Hı -hı. ama oyuna topu sokmak, topun sende kalması artık çok önemli. Beşiktaş mesela geri verdi. Hı -hı. Fabri ne yapıyordu? Çekiyordu. Öyle iki kere yakmış olabilir o, ama. tabii normal bu sol bek'e veya stoper'e kısa oynayıp benim... topun sende kalmasını sağlıyordu. Bu sene Tolga'ya geri pas atıldığında Tolga dikecek. Bir Muhtemel taç. Touch, rakip veya kısmet orada kim eder? Yani bu bile çok önemli. Benim kaleci anlamında söylediğim bu, ayağı iyi kaleci bulmak zor. Bak Liverpool'a 75 milyon verdi ayağı iyi diye. Evet. Evet, bakacağız, göreceğiz. Senin City vardı kalecisi bravo. Aldı. Ne oldu? Ayağı kötüydü. Kimi aldı? Ya. Doğru. Ayak. Ayak önemli. Ee, senin sormak ha, sen yorum istediğin, yorum istediğin bir şey var. Şunları söylüyorum. Kaleci Harun olacak ya da Tolga. Evet. Başka bir kaleci ihtimali zor. Ben zor. bence Kagawa. Bekleniyordu. Olmazsa 10 numara alınmama şansı var mı? Yok yok hayır yok. Peki Premier Lig'den yani, kimi alacaksın? E, şöyle bir şey olabilir. Güney Amerika'dan da bir tercihte tamam, on numara. Bak şunu söyleyeyim. Şunları bitireceğiz ya tamam. o yüzden başlık başlık gidelim. Kaleci Harun olur. Olursa Harun olur diyoruz. Olmazsa Tolga, Zengin, Utku. Bir, bir iki hafta falan böyle beklenir evet. Tamam. 10 numara Kagawa ilk sırada. Evet. Premier Lig'den aday yok bence. Chadli 10 numara değil. değil bu arada. Chadli değil. haberlerinde 10 numara diyenlere katılmıyorum. 10 numara ki değil. Ki şu an zaten bence... Kvarejmal'lar, Babel'ler, Lens'ler, Töre'ler gitmediği zaman zaten evet. Chadli'ye de ben gerek yok Cha ki gitmiyorlar. Chadli isminin Babel'in o bir ara huysuzlaştığı evet. dönem. Babel satılırsa ki alternatif olarak olduğunu düşünüyorum. Evet. Yoksa Chadli kötü futbolcu değil, değil. Gidiyoruz. Kagav olmazsa Güney Amerika'dan bir sürpriz isim. Amerika'ya gideceğiz Sonuçta diyorlar. Şimdi itiraf edelim. Beşiktaş'a yönetimi... gelmeden önce ben Beşiktaş tarihinin en önemli futbolcularından birisi. Talisca'yı tanımıyorum. Evet. Yani çok biliyorduk da. Ben tanımıyordum. Ya hayır, Şampiyonlar Ligi'ni gördük tamam. ama, ama geldiğinde lan 40 gol atar demedi. Sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerden frikik golünü no, attı. No evet. Oraya attı evet. frikik golü var. Öyle bir adam evet. olabilir. Sabek, Çünkü Güney Amerika'ya gideceğiz Adrian diyorlar. Abi ne olacak? Sa Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok çok büyük ihtimalle ee, Aksar maçına olmaz. Aksar maçında Gökhan Gönül var. Ben bir şey söyleyeyim mi? Daha çok var. Gö göreceğiz. Kaç dakika oldu Sinan? 23. 23 oldu. 2 şey dakika sonra bitirelim. İlerleyen haftalarda Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte, Adriano sol bekte, Caner Caner'i ben mesela Adriano'yu sol bek yazıyorduk burada geçen sefer. Caner şu an formanın birinci sahibi. Evet. Eskiden şey adeti varmış. Forma bir tane olurmuş. Yıkarmış. Şu an Caner'e verirsin o. Verdim. 3 numara sol bek. Verdin. Verirsin eve gider, yıkar, gelir, giyer. 15 saniye konuşayım sana vereyim sözü. Sen de Forvet'te bunlar kalır dedim. Negredo ha, Negredo bugün Aa, sıcak. Nasıl şeyi sormadık? Vida satılmazsa ne olacak? Devam Vida Pepe. Tamam 10 numara olmayacak mı o zaman? Alınacak 10 numara her türlü her alınacak. Türlü Beş, her türlü alınıyor. Her türlü kesin 10 numara alınacak. Yani ilk Şu açıklanacak numara ya. İlk açıklanacak. dakika geçti söylemedin. İlk açıklanacak olan e, transfer 10 numara olur. İkincisi de kaleci olur. Peki Vida giderse stoper alınır. O düzeyde mi? Yoksa Rocco'nun bir yediğine mi? Rocco'lar gibi alınır bir tane. Ha. Enzo, Fa Enzo diyor 4 dördü, Dördüncü Fatih olmasından memnunum bu arada. Umarım evet, dördüncü yani Fatih'i Fatih 5 Fatih beşinci stoper yapacak bir hamle yapılmaz. Yok olma, olmaz. Yani şu an Vida ki Enzo, var Enzo, zaten... Enzo, Pepe, Vida, Fatih olsun. Atıyorum Hüterledim. şu an birisi olmadan Fatih 5. stoper olmaz. Olmaz. Güzel oğlum. Evet. Kalsın bir tane. Yani. Bir şey daha söyleyecek. Ersan ki. demiştin geçen, olmayacak. Olmayacak yok. Tamam. Olmuyor. Şu anki şartlarda olmuyor. Kuarejma, Negredo'yu söyledik. Allah Allah. Gitmek istemiyor. 4.2 milyon euro alıyor. Yani gitmesi için şöyle Quarema bir şey olmasın. Kuarejmayı da söyleyeceğim. Gitmez. Gitmiyor Söyle tabii mi? ki. Kuarejma haberleri çıktı. Çok yetkili bir ismi aradı. Dedi ki: "Şu anki şartlarda Kuarejmanın gitme gibi bir durumu yok ve bu haberi ben bir hafta önce yine YouTube'da şu aşağı tarafta böyle abone olun. Abone olunuz. Ee, söylemiştik. Kuarej Beşiktaş'ta kalmaktan o kadar mutlu. Cenk Tosun hatırlıyor musun? Ee, bir röportajında söylemişti. Geliyor bize ben Dubai'ye gittim. 5-6 milyon euroya indirdim. Cenk söyledi bunu. para Parayla işi yok Kuarejman. Kuarejman artık e, para değil. Aşk arıyor. Şu an burada yaşıyor zaten. Ha. İstanbul'da parası var zaten o yüzden parayı tercih etmiyor ha transferin son günü pat bir anda 10 milyon euro gelir ki şu anki izlenime göre hayır yok. öyle bir şey yok olsaydı zaten ben şu ana olursa, kadar olurdu kuaresma Quarecim kalıyor babenin son dönemdeki tavırlarıyla kuaresmiyi satmak yerine babenin satmayı tercih edebileceğini tebrik, düşünüyorum tebrik ediyorum seni evet tebrik ediyorum tebrik ediyorum ee, negredo kal, kalmak istiyor onu söyledim 4.2 takasla belki ben gidebilir ha, diyorum. lavda biraz sıkıntılı şeydi o da diyor ki ben İstanbul'da yaşıyorum. Her türlü ne olursa olsun ikinci forvet benim diyor. Birinci olabilirim diyor. Bir de ben şunu da diyordur. Bana fırsat gelirse ben atarım. Atarım diyor Geçen da. sene şans... Ki İstanbul'dayım şu an. Alanya'ya dönmek ister mi? İstemez. İstemez çünkü her türlü... Brezilya'ya dönmek ister bu saatten sonra. İyi bir kontratlı. Ha tabi tabi. İyi bir kontratlı. Hayır şurada şunu diyordur Lav. Ben gelsin atacağım. O güven tabii, vardır var ona. tabii ki vardır. Negredo da ben geleceğim pas vereceğim diyordur. Evet. Negredo mu? Evet. Negredo ya içimde yara ya. Vallahi ben <laughs> çok seviyorum. Ben de, seviyorum. de içimde yara. Son ben söyleyeyim. Arkadaşlar kapanışı sen yap. Arkadaşlar lütfen abone olunuz. Ee, acil çıkış. İşte bizim levhamız burada. Kaleci. Kaleci transferinin şeyi Fahri mi bu. Abi çok arayacak Beşiktaş. Işte. Ee, artık her hafta e, YouTube hesabımızda düzenli olarak videolar olacak, haberler olacak. Soru, Beşiktaş soru. gündemi olacak çok güzel yere. Videonun altına yorum yapınız, abone olunuz. Twitter hesaplarımıza da soruları sorun. Oradan cevaplamaya Yine çok çalışalım. istiyorum şu hareketi. Twitter hesaplarımız altta. Altta yazıyor. Ee, soruları sorun. Hatta bundan sonra şöyle yapalım. Yayıncı yapacağımızı haber verelim. Ondan önce soruları sorun. Biz de ona göre daha bir yönlendirelim. Buyurun sözler. Evet. Kapıyoruz bu hafta. Sercan Dikmen'in YouTube hesabına abone olun. Görüşmek üzere.